Hayırlı sabahlar değerli Bitti TV izleyicileri. Hazal ile Sabahın Rengi programına hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 25 Kasım kadına şiddete yönelik karşı mücadele günü. Bugün 25 Kasım'ın önemini konuşacağız. Değerli bir hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Bitkisel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Meryem Memiş Doğan. 10 yıldır burada görev yapıyorum. Üniversitede aynı zamanda bölüm başkan yardımcılığı yürütüyorum. Kadın ve toplumsal cinsiyet ve kimlik çalışıyorum. Evet. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz hocam. 25 Kasım tarihinin öneminden bahsedelim ilk olarak. 25 Kasım sizin de söylediğiniz gibi kadın yönelik şiddetle mücadele günü. 99 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile birlikte kadına yönelik şiddetle mücadele günü olarak ilan ediliyor. Peki yani şeyi sorarsak neden 25 Kasım? Çünkü 25 Kasım 1960 yıllarında Dominik Cumhuriyeti'nde yani belli kaynaklara göre bu böyle. Rafael Trujillo dönemin yöneticisi orada üç kız kardeş var, Mirabel kardeşler. Mirabel kardeşler hükümete karşı eylemler düzenliyor ve Trujillo'da bir konuşmasında ülkede iki tane tehlike var, bunlardan bir tanesi Mirabel kardeşler, bir tanesi de kilisedir diyor. Bunun üzerine bu kardeşler halk tarafından yani Trujillo'nun destekçileri tarafından dövülerek öldürülüyor. 25 Kasım olma nedeni o. 99 yılında da bunu Birleşmiş Milletler Genel Kurul kararı ile birlikte şiddetle mücadele günü olarak ilan ediyor. Bunun yanında aslında çok fazla işte kadın temelinde günler var. Diğer önemli güne de bence değinmek gerekiyor burada. Çünkü bunlar çok aralıkta o da. Berabere gidiyorlar. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırma bildirgesi 20 Aralık 1993'te onaylanıyor. Burada da kadına türlü her türlü ayrımcılığı önleme ve Viyana Beyannamesi, yani ÇEDAVEB Viyana Beyannamesi'ni destekleyen, kadına yönelik şiddet önünde uluslararası kararlar alan bildirgeler 25 Kasım'da bunun üzerine ilan edildiğini görüyoruz dünya tarihinde. Teşekkür ederiz hocam. Kadına yönelik şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Yani dramatik bir kadın olarak özellikle söyleyeyim. Çok dramatik. Bir erkeğin anlayamayacağı aslında bir süreç. Her ne kadar erkek bunu anlıyorum dese de ben hep şunu öğrencilerime örnek veriyorum. Kapının önüne erkek ayakkabısı, tek yaşayan kadının kapının önüne erkek ayakkabısı koyma nedenini bir erkek anlayamaz. Ya da işte bir taksiye bindiğinde arkadaşına taksinin plakasını al, 10 dakika sonra eğer bana ulaşamazsan taksinin plakasını emniyete ver açıklamasını bir erkek anlayamaz. Evet. Yolda yürürken acaba arkamdan beni mi takip ediyor deyip telefonla konuşuyormuş gibi yapmayı bir erkek anlayamaz. O yüzden neden hep kadına yönelik şiddeti konuşuyoruz? Bu erkeklik çalışmalarının da çok yükseldiği akademik hayatta hep bu söyleniyor. Neden hep şeyi konuşuyoruz? İşte kadına yönelik şiddeti. Çünkü şiddeti kadınlar görüyor. Evet. Bunun fiziksel şiddet olmasına gerek yok. Birazdan uzun uzun değineceğim ama şiddetin her türlüsünü her an görüyoruz. Yani bunu eğitimli olmaya, ekonomik gelirinin olmasına, anne olmana ya da işte çocuk olmana hiçbiri fark etmiyor. Burada önce şiddeti tanımlamak lazım. Yani şiddet nedir? Kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırma bildirgesi var. DEVAV diye geçiyor. O mesela ben şuraya not aldım. Kamusal ve özel alanda gerçekleşen kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası. Yani sonuçlanmış olması gerek yok. Olma ihtimali. Yani siz gecenin 12'sinde sokağa çıktığınızda başınıza gelme ihtimali varsa bu da bir kadına yönelik şiddettir. Çünkü sizin özgürlüğünüzü kısıtlar. Her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanması olarak görülüyor. Şimdi burada dediğim gibi önce şiddeti tanımlamak lazım. Şiddet dediğimizde biz ne yazık ki sadece fiziksel şiddeti konu alıyoruz. Ama bu işte duygusal şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet, yani pek çok şiddet türü var. İşte hangisinden psikolojik bahsedeceğiz? Psikolojik olan da en kötüsü sanki. Hepsi birbirinden hepsi kötü. Hepsi birbirinden kötü ama psikolojik yani, de çok kötü hocam. Hangisi daha iyidir bilemedim.
Şiddet aslında kişinin hem fiziksel hem de ruhsal bütünlüğünü kaybetmesi. Evet. Şimdi ruhsal bütünlüğünüze de hakaret görebilirsiniz ve bu çok normalleştirilmiş olması sıkıntı bunun. Yani işte mesela işte eteği uzun, aklı, saçı uzun, aklı kısa. Bu bir şiddet cümlesidir aslında. Ama bu bizim kültürümüzmüş gibi ortaya çıkıyor. Ya da işte elinin hamuruyla erkek işine karışma. Ya da işte hep bir algı vardır ya, kadın şoför. Ya işte zaten kadın şoför. Bunların evet. Hepsi aslında bir psikolojik şiddet. Duygusal şiddet. Ama biz kadınlar bile bunu o kadar normalleştirmişiz ki ben bu cümleyi kuran kadınlar görüyorum. Çünkü biz şiddeti tanımıyoruz. Şiddetin ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bence en büyük problem de bu. Kadına yönelik şiddet dediğimizde en başta fiziksel şiddet geliyor. Şimdi şiddet türlerine o zaman bakalım neler. Fiziksel şiddet geliyor. Fiziksel şiddet dediğimizde vücudumuza, bedenimize itme, kalkma, işte bir tane tokat. Mesela hep televizyonlarda bu gündüz kuşağı, size de biraz evet. Böyle şey oldu ama gündüz kuşağı kadın programlarında hep şu söyleniyor ya, işte bir tokat attım. Adam böyle işte, kadın neden evi terk etti? Ya ben ona vurmadım ki, bir tokat attım. O şiddet olarak bile görünmüyor. Hayır, bir tokat da bir şiddettir. Ve ne yazık ki şiddet, kar topuna benzetirim ben hep şiddeti. Şiddet büyüyerek devam eder. Yani bugün kadın cinayeti dediğimizde, kadın cinayeti öyle bir günde olmamış. O bir tokat atmış. Önce bir sözlü aşağılamış. İşte ne bileyim, sağlık kuruluşuna gitmesini engellemiş. Çalışmasını engellemiş. Ondan sonra başka engeller ortaya çıkartmış. İşte itmiş, kalkmış, sözlü aşağılamış, psikolojik aşağılamış ve ne yazık ki öldürülme bunların son evresi. Kadın bu süreçte ne yapmış? İşte bir kereden bir şey olmaz. Çok pişman oldu. Çocuklarım var, ailem var ya da ben nereye gideceğim? Bu da önemli. Ben ne yapacağım? Dediği için ne oluyor? Bugün biz kadın cinayetleri konuşmaya başlıyoruz. Maalesef. Fiziksel şiddet, yani mesela şunu, temel ihtiyaçları kısıtlamak. Bu da bir fiziksel şiddettir. Yani atıyorum, evin ihtiyacı varken, çocukların açken ya da işte evin kirası ödenmemişken, faturası ödenmemişken sen o evin ihtiyacını karşılamıyorsan bu da fiziksel bir şiddettir. Ha, burada şunu söylemiyorum, erkek evi geçindirmek zorundadır gibi bir ataerkil cümle kurmuyorum. Ama sen eğer evlenirken öyle bir anlaşma yaptıysan, kadının eğitim ve çalışma hakkını vermediysen, ben erkeğim, ataerkilim, işte bu eve bakacağım diyorsan ama o eve bakmıyorsan bu da fiziksel bir şiddettir. Biz bunu biz şiddeti tanımıyoruz aslında. Evet. Biz fiziksel şiddeti sadece işte tokat atmak, dövmek, bıçaklamak, onun altında o kadar çok şiddet türü var ki. Mesela işte ekonomik şiddet ya da işte sağlık kuruluşuna gitmesini engellemek. Bu da bir fiziksel şiddettir. Ekonomik şiddetten bahsettiğimizde çalışmasını engellemek, maddi kazanç sağlamasını engellemek. Ondan sonra onun parası olmasını, birikimi olmasını engellemek. Bir birey olarak birikimi olmasını engellemek. İşte atıyorum, senin gömleğe mi ihtiyacın var? Ben alırım. Kadın o özgürlüğü, gidip bir alışveriş yapma özgürlüğünü ya da onu sağlasa bile alışveriş yapıyor. Ama akşam eşime bunu nasıl anlatacağım? Evet. Çünkü o kazanıyor parayı. Çünkü sen para kazanmıyorsun. Peki şöyle düşünelim. Evde çocuk bakıyorsun. Ev içi emeğin var. Evdeki çocuğa baktığında bakıcıya para versen ne kadar vereceksin? En az bir 2000 lira vereceksin, 1000 lira vereceksin. Evet. Temizlikçi çağırsa ona her hafta belli bir para vereceksin. Her akşam yemeği dışarıdan yediğini düşün. Baktığında aslında erkekten daha çok kar getiriyor kadın evet. eve. Ama ev içi görünmez emek, biz ona öyle diyoruz, kadının görünmez emeği. Ücretlendirilmiyor, ücretlendirilmediği gibi hakkı da verilmiyor. Hakkı verilmediği zaman erkek diyor ki, ben kazanıyorum, bu evi ben geçindiriyorum. Hayır, senin çocuğuna bakan artı ürün kazandırıyor. Evini temizliyor, yemek, senin konforunu sağlıyor. Sen o işe gidebiliyorsan ütülü gömleğinle, o kadının emeği sayesinde. Bu karşılıksız değil. Ekonomi içinde işte varlığına el koyma. Mesela işte miras bölüşümünde kadına vermeme ya da daha az pay verme. Bu da bir şiddet. İşte ailedeki diğer erkekler tarafından yapılan şiddet. Yasal olarak senin eşit hakkın var çünkü. İşte düşük ücretle çalıştırma. Mesela bugün Türkiye'de çok ciddi bir sıkıntı bu. Aynı işi yapan eşit işe eşit ücret verilmiyor. Çünkü kadın aile gelirinin
yarısını, yani aileye ek gelirmiş gibi gözüküyor. Çünkü erkek evi geçindiriyor, kadın da ona ek gelir. O yüzden atıyorum işte bir erkekle bir kadın aynı işi yapıyor bir fabrikada. Erkek işte atıyorum 4000 lira alıyorsa kadına 3000 lira, 2000 lira veriliyor. Çünkü o ek gelirmiş gibi gözüküyor. Ama aynı emeği veriyor. Onun emeği neden daha ucuz? Şimdi buradan baktığımızda işte çalıştığında emeği daha ucuz. Evde çalıştığında emeğinin hiçbir karşılığı yok. Bu ne oluyor? Kadın kendine güvensiz oluyor. Kadının bir ekonomik gelirisi olmuyor. Bunların hepsi ekonomik şiddet başlığı altında incelenebilir. Geldik psikolojik duygusal sözlü şiddet. Aşağılama, evet. Hakaret, küfür, işte giyimini kısıtlamak. Mesela ben bunu bizim kadın öğrencilerde çok fazla görüyorum. Beni kıskanıyor. Hayır, seni kıskanmıyor. Senin özgürlüğünü kısıtlıyor. Giyimine karışıyor, nereye gideceğine karışıyor ya da bunu kontrol etme isteği. Yani erkek arkadaşından izin almadan markete gitmeyen öğrencilerimiz var ne yazık ki. Bunların hepsi şiddet. Buna duygusal şiddet. Seni bir birey olmana izin vermiyor. Psikolojik olarak seni çökertiyor. Ya da işte hani demin söyledim ya, elinin hamuruyla ne, erkek işinden evet. Ne alacaksın? Senin kendine güvenini yok ediyor zaten. Sen bunu yapamazsın, sen oraya gidemezsin, sen bunu başaramazsın. Ya da bir şeyi başardığında seni onure etmiyor. Başarının karşılığını vermiyor. Çünkü sen eğer kendini başarılı bir birey olarak görürsen, ondan onunla eşit olduğunu, değerli olduğunu göreceksin. Bu sefer belki onu beğenmeyeceksin, belki ona o kadar itaat etmeyeceksin. Bunların hepsini topladığında erkek başarıları da yok sayarak kadının kendine güvenini, kadının psikolojik süreçlerini, duygusal süreçlerini yok etmiş oluyor. İşte saç uzun, aklı kısa, demin söylediğim gibi işte kadın şoförlere, arabayı kullanan aynı. Şimdi bir erkekle bir kadının şoförlükte aynı süreci işlemiş olmasını zaten bekleyememelisiniz. Çünkü ne oluyor? Bir ailede erkek çocuk doğduğunda 10 yaşına geldiğinde babası diyor ki hadi gel oğlum ben sana şoförlüğü öğreteyim. Kadın evet. Kız çocuğuna ne diyor? Hadi sen annenle sofrayı kur, biz işte erkek kardeşinle bir tur atıp gelelim. Sen zaten en iyi ihtimalle eğer araba alıp kullanabiliyorsan mesleğini eline alacaksın, ekonomik gelirin olacak, eşini ikna edeceksin, bir araban olacak, para biriktireceksin, bir araban olacak. Ondan sonra sen şoför koltuğuna geçiyorsun. Bu 30 yaş demek. 30 yaşından sonra benim 30 yaşında kullandığım arabayla 8 yaşındaki çocuğun pratiği aynı olabilir mi? Ki, hadi onu da geçtim, yollarda kadın şoförlerinin sıkıştırılması, kadın şoförlere bakış, mesela ben aciz. Şunu kendim yaşıyorum. Hastanenin evet. kapısında arabayı park ederken ben saydım 8 tane erkek. Kadın şoför olduğumu görünce durdular, baktılar park edebilecek mi diye. Böyle izliyorlar. Yapabilecek mi? Biri de demedi ki ya bir şeye ihtiyacım var. Gel demedi yani. Öyle bakıyor. Çünkü benim oradaki başarısızlığım onların erkek egosunu tatmin edecek. Bu da işte yani yakınımızda olmasına gerek yok. Sokağa çıktığımız evet, her an maalesef. O şiddeti görüyoruz. Cinsel şiddet. Konuşulmayan en büyük şiddet. Mesela işte eşin bile olsa istemediğin sürece kimse sana dokunamaz, bedenine dokunamaz. Ama bu cinsel şiddeti ne yazık ki kadınlar dillendiremiyor bile. Çünkü namus kavramı hep erkek üzerinden şekilleniyor. Kadın işte atıyorum bir kadına tecavüz edildiğinde ya bu namussuz erkek neden tecavüz etti denmiyor. İşte bu kadın niye o saatte dışarıdaydı deniyor. Buradan baktığımızda işte biz aslında yani hepimiz aslında farkında olarak ya da olmayarak fiziksel şiddet görüyoruz, cinsel şiddet görüyoruz, ekonomik şiddet görüyoruz, işte duygusal, psikolojik şiddet mutlaka görüyoruz ama farkında değiliz. O yüzden şiddeti iyi tanımlamak, iyi tanımak lazım. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Kadına yönelik şiddetin nedenlerinden de biraz bahsedelim hocam. Nedenleri nelerdir? Yani pek çok nedeni var. Demin söylediğim gibi sosyolojik nedenleri var, kültürel nedenleri var, geleneksel, tarihsel nedenleri var, ekonomik nedenleri var, siyasi nedenleri var. Yani o kadar işte çözülememe nedeni de bu zaten. O kadar çok alanı, o kadar çok kanalı var ki kadına yönelik şiddetin. Evet. Hangi alandaki şiddetten bahsediyoruz? Mesela ekonomik şiddet dedik. Ekonomik şiddetin çözülmesi sermaye sahiplerinden çıkıyor. Çünkü ben bir işveren olarak kadına daha düşük ücret verdiğimde daha çok kar sağlamıyor muyum? Demin verdiğim evet. örneği düşünelim. Benim işime geliyor. O zaman ben ekonomik şiddetin yok olması için adım atmam. Ya da işte evde bir ataerkil erkek olduğumu düşünürsem
O kadın işte çalışsa da eve gelip işini yapıyor, çocuğuna bakıyor. Benim atıyorum akşam ayağımı uzatıp çayımı önüme getirdiklerinde içmedeki konforumu, ben neden kadın hakları üzerinden bunu kabul edeyim ve ay dur hayatım sen de işten geldin, yoruldun, dur çayı ben getireyim diyeyim. Şimdi buradan baktığımızda ekonomik şiddeti istemiyorlar. Yok olmasını istemiyorlar. Fiziksel şiddetin yok olmasını hepimiz istiyoruz sözde ama bunun için adım atmıyoruz. Gelenekler var. Demin söylediğim cümlelerin hepsi bize gelenekmiş gibi gösteriliyor. Evet. Hayır. Aslında tarihe baktığımızda, geçmişe baktığımızda kadının ne kadar değerli olduğunu, daha muhafazakar bir yapıda ama ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Yani bana din diyor mesela. Cennet ayaklarının altı, kadınların ayaklarının, annelerin ayaklarının altındadır diyor. Ha, oradaki anne olmak biraz sıkıntılı o cümledeki. Çünkü anne olmayan kadın daha değersizmiş gibi oluyor. Anne olduğunda değerliymiş gibi oluyor ama sonuç itibariyle kadına bir değer biçiliyor. Ya da işte geçmişte baktığımızda kadınların çok daha farklı düzeylerde olduğunu görüyoruz. Yani siyasette daha fazla, mesela işte bugün siyasette, yönetim kadrosunda. Evet. Bugün Twitter'da bir fotoğraf gördüm. 25 Kasım kadına şiddetle mücadele günü toplantısı yaptık diyor. Bir tane kadın yok. 30 tane erkek bir masanın başında ve bir tane kadın yok. Ve oturmuşlar kadın sorunlarını konuşuyorlar. Kadının işte mini eteğinin başörtüsünü ya da neyi olursa olsun, iş yaşamını, her şeyi erkekler konuşuyor. Şimdi öncelikle yönetim kadrosunda daha fazla kadın olmalı. Kadınların eğitim süreçlerine daha fazla katılmalı. Nedenlerini sorduğumuzda işte bunun dediğim gibi psikolojik nedenleri var. Biyolojik nedenleri var, güç gösterisi. Evet. Ekonomik nedenleri var, sosyolojik nedenleri var, kültürel ve tarihsel nedenleri var. Şimdi bunların hepsini açıklamak çok mümkün değil ama şunu söyleyebilirim. Ataerkil düşünce yapısı. Kadınlar da aslında bu şiddeti kendine hak görüyor çoğu zaman. Yani ben şunu yaptım, atıyorum işte akşam ev yemek yapmadığım için kocam bana tokat attı diyor kadın. Yemek yapmaman senin tokat yemeni, fiziksel şiddet görmenin gerekçesi mi diye sorduğumuzda evet diyor, ben görevimi yerine getirmedim. Kadınlar da hem şiddeti tanımıyor, hem şiddeti normalleştiriyor. Bu kadar çok kadına şiddetin konuşulması da aslında işin içini boşaltıyor. Yani biz her akşam haberlerde bir kadına şiddet, tecavüz, taciz ve cinayet haberleri görüyoruz. Bu ne oluyor? Ben bir süre sonra normalleştiriyorum. Normalleştirdiğim zaman işte sokakta biri mesela şey de var. Konya'daki olayı biliyoruz işte. Çocuk müdahale etti. Evet. Orada başka şeyler varmış. Yani çok ayrıntısını bilmiyorum. Haberlerden gördüğüm kadarıyla ama müdahale etti. Müdahale ettikten sonra kadın ondan şikayetçi evet, oldu. Suçlu oldu. Suçlu oldu. Şimdi burada biraz güven ve tedirginlik de var. Şimdi ben şu kapıdan çıktığımda bir kavga gördüğümde ben ona müdahale ettiğimde kadın da benim üstüme saldırabilir. Aile içi bu. Sen niye buna karışıyorsun diye. Ya da işte erkek bana da şiddet gösterebilir. Evimin camından bir şiddet gördüğümde, polisi aradığımda, o zaman yalnız yaşıyordum, başka bir ildeydim. Perdenin arkasına saklanıyordum. Çünkü adam beni mimlerse ben de yalnız yaşıyorum. Aslında kendimiz için de tedirginiz. Evet. Yani pek çok nedeni var. Kendimizi güvende hissetmiyoruz, ataerkil sistem var, hayat zaten çok zor, toplumun beklentileri var, eğitim alanında çok sıkıntılı, ekonomik istihdam çok sıkıntılı. Hukuksal anlamda daha ciddi yaptırımlar ve denetimlerin olması gerekiyor. İşte ne bileyim, iyi hal indirimi olmaması lazım mesela kravat taktı diye kadına cinayetinde gibi gibi gibi. Bunların hepsini topladığımızda aslında bunun devam ettiğini ama tekrar başa döndüğümüzde şunu görüyoruz. Çok fazla dala, çok fazla işte siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel, ailevi, geleneksel, işte çocukla ilgili yani çok fazla dala, hukuk işin içine giriyor. Evet. Hepsinde bir çözüm olması gerektiği için buradan baktığımızda artık çok dallı ve budaklı olduğu için çözümün tek bir noktada, hadi şunu yapalım da bu sorunu çözelim, olmuyor. Hepsini birden yapılması lazım, hepsiyle birden mücadele edilmesi lazım. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çocuklardan bahsetmişken ben de ona değinmek istiyorum. Çocuklar etkileri nelerdir hocam? Kadına yönelik şiddetin. Yani çok ciddi etkileri var. Çünkü bir kere şiddet görerek iletişim kurmayı öğreniyor çocuk aile içinde. Evet. Şiddet görerek eğer
İşte atıyorum babasının annesine uyguladığı şiddeti, hele hele babayı rol model alıyorsa. Ne oluyor? Bu sefer kafasını şunu kodluyor ve bunu hiçbir psikolojik terapi, hiçbir eğitim silemiyor. Kafasına diyor ki kadın dövülebilecek bir varlık. Kadın şiddet uygulanabilecek bir birey. Bunu kodluyor kafasına. Çünkü daha güçsüz. İşte yarın bir gün eşine de aynı davranıyor. Ya da işte kadına sözlü olarak lakap takılabilir. Kadın aşağılanabilir. Daha birkaç gün önce bir bankada iki tane erkeğin konuşmasına şahit oldum. Ve şunu söylüyor. Eskiden diyor, şimdiki gençler diyor çok kötü diyor. Eskiden diyor ben bilirim diyor. Babaannem diyor bizimle aynı sofraya hayatı boyunca oturmamıştır. Çünkü diyor çok saygılıydı. Yani aynı sofraya oturmamanın saygı olarak görüldü. Ama çocuk olarak onu doğru kodlamış. Ve şu anda o adam 50 yaşında. Evet. Ve bunu silemiyor. Belki baktığında diğer konularda çok açık fikirli. Ama bu konuyu silemiyor. Çünkü çocukluğunda bilinçaltına yerleştiği doğru geçmiyor. Düzelmiyor, toparlanamıyor. O yüzden işte çocukluk evreleri çok önemli. Hem eğitimsel anlamda, hem toplumsal anlamda, hem sosyolojik anlamda. Çocuk şiddeti normalleştiriyor. Çocuk annesini değersizleştiriyor. Şimdi o ailelere baktığımızda çocuk büyüdüğünde, babası yaşlandığında yine belki annesine, belki kız kardeşine, belki eşine şiddet uyguluyor. Yani ne yazık ki şiddet öğrenilen bir şey. Görerek öğreniyor bu çocuklar. Daha sonra işte buna rağmen annenin bırakıp gitmediğini görüyor. Diyor ki ben bunu yaparsam kimse beni cezalandırmaz. Ben erkek olarak bunu yapmalıyım. Erkek olarak yumruğumu masaya vurmalıyım. Ben bu ailenin reisiyim. Ben işte şöyleyim. Sen bu gazla eğer çocuğu büyütürsen zaten o çocuk ne oluyor? İşte kadına değer vermeyen, şiddeti normalleştiren, bir süre sonra erkekler arasında da şiddeti normalleştiriyor. Bir de bu çocuklarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Şiddeti ne yazık ki biz toplumsal olarak da erkeğe yakıştırıyoruz. Gücü erkeğe yakıştırıyoruz. Mesela işte bu cümleyi hep duymuşsunuzdur. Ay kadın kavgası. Hiç saç başı kadın kavgası hiç çekemem. Ama iki tane erkek kavgası daha tolere edilebilir. Daha olumlanabilirmiş gibi gözüküyor. Çünkü sen şiddeti erkeğe yakıştırıyorsun. Ona edilgenliği, yani ona uyum sağlamayı, itaat etmeyi, erkeğin otoritesinde yaşamayı da kadına etiketliyorsun. Böyle bir ortamda yetişen çocuğun çok demokratik, işte kadına çok saygılı, kadına çok değer veren bir çocuk olmasını bekleyemiyoruz. Evet. Okula gittiğinde de aynı şeyi görüyor. Belki öğretmeni bunun aksini söylediği için tepki gösteriyor. Benim çok öğrencim var. İşte ya işte hocam kadınsınız şimdi bir şey demiyorum falan diye böyle derste mesela toplumsal cinsiyet derslerinde çok fazla rahatsız oluyor çünkü bundan. Ya işte falan diye. Mesela ben bir örnek verdiğimde aynı sofraya oturmuyorlar dediğimde benim annem de oturmaz. Oturmaması lazım diyor öğrencilerimiz. Şimdi eğitim ilkokuldaki öğretmenini değiştirmiş mesela işte bu konuda ona kız kardeşi konusunda işte kız kardeşine şiddet uygulayamazsın dediği için bir öğrencim. Kendi o öğretmenini değiştirmiş. Çünkü o öğretmen onun çocukluğunda gördüğü, ezberlediği, normalleştirdiği davranışın dışında bir şey söylüyor. Bunu kırmak çok zor. O yüzden de çocukların işte şiddet niye devam eder? O çocuklarla devam eder. İşte bu çocukların aslında daha farklı ortamlarda yetişirse eğer o zaman biz şunu söyleyebiliriz. Evet ileride şiddet azalacak diyebiliriz. Ama bu çocuklar eğer hala şiddet olan toplumlarda, ya bu sadece şeyde de değil, internette görüyor, medyada görüyor, orada görüyor, böyle görüyor. Evet, sosyal medyada evet. Çok fazla şiddet haberiyle karşı karşıya. Oynadıkları oyunlar felaket, ya çizgi filmler felaket. Bunların hepsinde sonra o çocuktan sen işte şiddet şey yapmayan, konuşarak iletişim kuran falan bir çocuk olmasını bekliyorsun. Mümkün değil. O yüzden şöyle bir dönüp kendimize bakmak, şöyle bir dönüp toplumumuza bakmak, eğitimimize bakmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür ederim. Şiddet gören kadınlarımız maalesef ki çok fazla. Şiddet gören kadınlar ne yapmalı? Yani bence bu programın en önemli sorusu bu. Ne yapabilirler? Belki sesimiz ulaşır. İnşallah. Yani şimdi önce şunu, şiddeti hem şiddet sonrası bir adım da var ama şiddeti önleme noktasında da bir şeyler yapmamız lazım.
bence önce şunu konuşmak lazım. Şiddet görmemesi için neler yapılmalı? Şiddet önlemek için neler yapmalı kadınlar? Bir kere eğitim almalılar. Ekonomik bağımsızlıkları olmalı. Şiddeti tanıyor olmalılar. Şiddetin ne olduğunu, yani onu şiddet gördüğünü anlayabilmek için şiddetin ne olduğunu, işte bu demin saydığım işte fiziksel, ekonomik, duygusal bütün şiddetler. Bir kereden bir şey olmaz dememeli. Çünkü bu demin de söylediğim gibi kar topu gibi büyüyerek devam edecek ve bunun sonu yok. Size el kaldırabilen biri, bu erkek olur, kadın olur fark etmez, size şiddet gösterebilen biri ya da duygusal olarak sizi aşağılayan, kendinize güveninizi yok eden biri bunu bir kere yapabiliyorsa zaten bilinçaltında bu normaldir onun için. Sırf siz tepki göstermeyin diye bunu bir süre bastırır ama sonra yine gün yüzüne çıkar. Kriz dönemlerinde yine gün yüzüne çıkar. O yüzden öncelikle şiddeti tanımalı. Şiddeti tanıdıktan sonra eğitim, ekonomi, kendine güven, bireyselleşmiş, kendine güvenen bir kadın olmalı. Şimdi benim annem ilkokul mezunu, ekonomik geliri olmayan bir kadındı ama hep şunu söylerdi. Hiç kimse bana elini kaldıramaz. Gider bir yaşlıya bakarım ama hiç kimse bana elini kaldıramaz. Ve bunu hep babamın yanında söylerdi. Evet. Ona aslında duyururdu. Bak, bunu yaptığın an bunu kaybedersin, bu aileyi kaybedersin. Biraz güçlü olmak lazım belki de. Biraz kendine güven, işte o psikolojik şiddetin farkına varıp kendine güveninizi, değerli olduğunuzu. Çünkü siz kadın olarak çocuk yetiştiriyorsunuz, çocuk doğuruyorsunuz. Bundan daha güçlü ne olabilir? İşte evinizi çekiyorsunuz, çeviriyorsunuz. Bir iş yerinde çalışmak bundan daha zor bir şey değil. Evet. Evin ekonomisini düşünüyorsunuz. Herkesin aslında işte hep derler ya işte evin temizlikçisi o, ekonomisti o, işte ne bileyim aşçısı o, yani çamaşırcısı o. Evet. Yani siz bunların hepsini öğretmensiniz, çocuk yetiştiriyorsunuz çünkü. Bunların hepsine baktığımızda aslında çok güçlüsünüz kadın olarak. Bunu yok etmelerine izin vermemek lazım. Bu hissiyatı sizden almalarına izin vermemeniz lazım. Ve bunun üzerine de işte şiddeti normalleştirmemelisiniz. Öyle çocuklar, özellikle eğer kız çocuklarınız varsa, öyle çocuklar yetiştirmelisiniz ki çok güçlü, ayakları yere basan ve şiddeti normalleştirmeyen çocuklar olmalı bunlar. Önlemek için bunlar yapılabilir. Peki şiddete uğradığında neler yapılabilir sorunuza geldiğimde? Çok fazla şey var. Yardım isterseniz eğer çok fazla yardım isteyebileceğiniz alan var. Şimdi KADES uygulaması KADES, var. Evet. Telefonunuza indirerek işte bir butona basarak hemen bütün emniyeti anında evinize çağırabiliyorsunuz. Jandarma, polis ulaşabilirsiniz, kolluk güçlerine ulaşabilirsiniz. Alo 183, buradan tekrar söyleyeyim. Alo 183 mutlaka aklınızda olsun, arayabilirsiniz. İşte İçişleri Bakanlığı'nın, sosyal hizmetlerin kurumları var, onlara başvurabilirsiniz. Savcılıklara başvurabilirsiniz. Yeter ki siz yardım isteyin. Yeter evet. ki siz ya hiçbir şey yapamadınız, işte aile hekiminize ilaç yazdırmaya gidiyorum deyip aile hekiminize ben şiddet görüyorum, bununla ilgili hemen ihbar edin diye fısıldayın. Sağlık ocağına gittiğinde ya da işte hastaneye gittiğinde bunu söyleyin. Komşunuza söyleyin, o bir yere haber versin. Yani biliyorum çok zor ama önce şiddete uğradığınızı kabul edin. Bunun için adım atın. Ve işte dediğim gibi bütün bu yollardan bunu haberdar edip yardım isteyebilirsiniz ve anında da size yardım ediyorlar. Burada işte birçok kurum birçok şey yapılıyor. Sonrası için de birçok şey yapılıyor. İşte kurumlar size yardım ediyor, ekonomik destek sağlıyor, kültürel destek sağlıyor, psikolojik destek sağlıyor. O yüzden yeter ki siz yardım istemeye kararlı olun. Ve dediğim gibi yani hepimizin elinde, yakınında ya da çocuğunun elinde bir telefon var. Evet. O yüzden Alo 183 KADES uygulaması ve emniyet güçleri ilk arayacağınız yerler olabilir. Teşekkürler hocam. Kadına yönelik şiddet konusunda Türkiye'de neler yapılıyor? Ya özellikle son dönemlerde sayıların artmasıyla birlikte çok fazla şey yapılıyor. Hatta daha dün ya da önceki gün bir ulusal ne yapılabilir toplantısına katıldık. Bitlis için ne yapılabilir ve ulusal düzeyde neler yapılabilir diye. Gerçekten idealist olarak bu işe çok
emek veren çok güzel arkadaşlar var. Onların hepsinin emeğine sağlık diyorum buradan da. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Burada mesela Şönimler var. Bitlis'te de var. Evet. Şiddet önleme merkezleri. Şönimler'de kadınlar zaten emniyete başvurduğunda da, sosyal hizmetlere başvurduğunda da Şönim'den destek alıyorlar. Şönimler'e gittiğinde orada işte psikolojik destek alabiliyorsunuz eğer psikolojik olarak bir şey yapabiliyorsanız. İşte sağlığınızla ilgili sıkıntınız varsa hastaneden destek alabiliyorsunuz. Kalacak yeriniz yoksa size kalacak yer temin edebiliyorlar. Bir süre sizi misafir ediyorlar. Eğitim ve ekonomi anlamında, iş anlamında size destekler veriyorlar. Yani hani şeyi düşünüyor kadınlar mutlaka. İşte atıyorum bir gelirim yok, eğitimim yok. Zaten toplumsal olarak işte ben ayrılırsam dul kadın olacağım. Evet. Ne yapabilirim? O zaman çekeyim bunu diyor. Ama öyle değil. Devlet yanınızda. Devlet bu anlamda size siz istediğiniz sürece hiç kimseye zorlu bir, zorunlu olarak bir destek veremiyorlar. Çünkü kişinin iradesi orada söz konusu. Siz istediğiniz sürece, ben yardım istiyorum dediğiniz sürece devlet hep bu anlamda yanınızda. Çok kendi işte atıyorum kendi kız kardeşi gibi, kendi annesi gibi çalışan çok fazla arkadaş var. O anlamda sonuna kadar güvenebilirsiniz. Zaten 6284 sayılı kanun kadına yönelik şiddeti önleme kanunu. Burada da işte aileyi koruma ve kadına yönelik şiddeti önleme. Burada şu tartışmalar var özellikle literatürde. Aileyi koruma o zaman bekar kadınlar ne olacak? Ailedeki kadınları mı koruyor sadece? Hayır. Burada mesela şunu söylemek lazım. Belki genç kızlarımız, işte üniversite öğrencilerimiz de izliyordur. Flört şiddeti burada çok önemli. Yani flört şiddeti üzerine mutlaka bir şeyler okusunlar. Çünkü günümüzde özellikle de sosyal medyanın bu kadar fazla kullanıldığı bir dönemde şiddet olarak görmedikleri çok fazla şiddeti görüyorlar ve çok tedirgin hissediyorlar kendilerini. Burada flört şiddetinde mesela şey çok önemli, duygusal sözel şiddet çok önemli. Bu telefonla olabilir, mesajla olabilir, işte korku hisseder. Ya da işte erkek arkadaşından izin almadan diyorum ya dışarı çıkamıyor, korku hissediyor, ayrılmak istiyor ama ayrılamıyor. Ya da işte sınıftan bir arkadaşıyla görüştüğünde erkek arkadaşı görürse diye tedirgin hissediyor. Yani aslında ciddi bir duygusal olarak, psikolojik olarak çöküyor. Bu mesela evli kadın biraz daha ya kocam bana şiddet uyguluyor daha açıklayabilirken flört şiddetinde o zaman sen de niye onunla birlikte oldun gibi bir evet. algı var. Hani işte kadın olarak niye bunu yapıyorsun gibi böyle bir kadını suçlama tavrı olduğu için daha fazla gizleniyor. Ama bence çok şükür ki gençlerimiz daha bilinçli. Bilinçliler, evet. Bu konuda gerekenleri, haklarını sonuna kadar savunanlar var ama savunamayanlar da var. Onlar için belki de bu bilgilendirme olur. Mesela sanal şiddet. Bugün bence en yüksek şiddet türlerinden bir tanesi. İşte ne bileyim devamlı takip etme sanal ortamda ya da gerçek ortamda. İşte atıyorum yer etiketlerinin nerede yapıyorsan oraya gelme. İşte atıyorum sosyal mecralardan devamlı mesaj atma, fotoğrafını beğenme ya da işte altına kötü yorumlar yapma. İşte ne bileyim sosyal medya şifrelerini istemek mesela flört ediyor ya. Evet. Erkek arkadaşı sosyal medya şifresini istiyor. Hayır bu benim özelim diyemiyor. Bizim öğrencilerimiz de var, işte gençler. Buna hayır diyemiyor sen ama hayır dediğinde de sen beni aldatıyor musun evet. oluyor. Hayır bu bir şiddet diyemiyor çünkü kendi de bunun farkında değil. O yüzden devamlı mesela mesaj atmak. Mesajıma niye cevap vermedin? 10 dakika oldu, 15 dakika oldu, duştaydım yani. Niye cevap vermedin ya da uyuyordum. Ben uyuyorum diye haber vermek, uyanıyorum diye haber vermek, işte ne bileyim her adımda sana haber vermek zorunda değilim. Ama işte bu birey olmanızı engelliyor. Evet. Bu noktada sanal şiddet diyoruz biz buna. Sanal şiddet çok ciddi boyutlarda. Israrlı takip. Israrlı takip mesela işte Facebook'tan takip ediyor ya da işte başka sosyal mecralardan takip ediyor. Engelliyor, başka bir hesap açıyor, fake bir hesap açıyor, tekrar takip ediyor. Bu da bir şiddet aslında. Ya da işte mesaj atıyor. Bunun fiziki olarak sizi yolda takip etmesinden hiçbir farkı yok. Çünkü orası da sizin alanınız.
kendi profil sayfanızı eviniz gibi düşünün. Zorla evinize girmeye çalışıyor biri. Ve bu çok tedirgin edici, çok rahatsız edici. Bu yüzden bence sadece işte 6284'ten geldik ya buraya. Sadece aileyi değil, bütün kadınları, genç yaşlı demeden bütün kadınları koruyan yasalarımız var. Geliştirilmesi gerekiyor, evet, ama var yasalarımız. Lütfen yardım istesinler. Yani evli, bekar ya da işte fark etmiyor. İşte mesela hep medyada da şunu duyuyoruz ya, işte gece 11'de dışarıya niye çıkmış? Yani 11'de şiddet görüyorsa ona hakmış gibi. Hayır, evet. 11'de ben dışarıya çıkabilmeliyim. Bir erkek nasıl çıkabiliyorsa ben de çıkabilmeliyim. Ve o güvenliğimi sağlayabilmeliyim. Ben, o bana şiddet gösterdiğinde bunun bir açıklaması olamaz. O yüzden yasal olarak bunların, bu haklarınızın farkında olup kolluk güçlerinden bu anlamda yardım isteyin mutlaka. Çünkü dediğim gibi yarın bir gün bir köşe başında siz de cinayete kurban gidebilirsiniz. Evet, teşekkür ediyoruz hocam bilgilendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. Kadına şiddete yönelik oranlarla ilgili ne söylemek istersiniz hocam? Ya şimdi böyle istatistik vermek çok istemiyorum. Evet. Çünkü bir şeyi istatistiğe döktüğünde onları insan gibi değil de sayı gibi görüyoruz. Mesela işte atıyorum 100 kişi dediğimde, 100 kişi dediğimde normalleştirip ve onun derecesini, acısını, önemini yok ediyor. Asıl önemli noktayı kaçırıyormuşuz gibi geliyor bana. O yüzden ben istatistikten ziyade, şu an biz bu programı yaparken bile Türkiye'nin ya da dünyanın bir yerlerinde kadınlar şiddet görüyor. O oranlar artıyor. Belki buradan çıktığımızda bir kadın cinayetiyle karşılaşacağız. Haberlerde göreceğiz. O yüzden istatistiksel olarak konuşmak çok doğru değil. Ama hepimiz şunu biliyoruz. Yani kimse üç maymun oynamasın. Evet, kadına yönelik şiddet var. Evet, boyut, yani komşumuzdan, ailemizden, arkadaşımızdan, medyadan, her yerden biliyoruz. Boyutları çok fazla, boyutları çok yüksek. Evet, kadınlar şiddet görüyor. Bunu 3 kişi, 5 kişi fark etmez. Bir kişi bile olsa önemli. Böyle bir problem var demektir. Burada olayın ciddiyetini kapatmamak için istatistiğe yer vermiyorum. Ama oranların çok yüksek olduğunu ve bu oranların, bunlar bir de şu da var. Bunlar, bu oranlar fiziksel şiddet olacak, şikayet etmiş olacak ki bir yere yansısın, bir istatistiğe yansısın. Peki şikayet etmeyenler ne olacak? Bu oranlar aslında daha da yüksek. Çünkü şiddet görüp şikayet etmeyenler var. Şikayet edemeyenler var. Fiziksel şiddet değil de psikolojik, duygusal, ekonomik şiddet görenler var. Bunun şiddet olduğunun farkına varmayan kadınlar var. Şimdi bunun hepsine baktığımızda aslında kadın nüfusunun tamamı şiddet görüyor. O yüzden istatistiklere boğulmaktansa daha hikayelere odaklanmak lazım. Evet. Bunun nedenlerine odaklanmak lazım diye düşünüyorum ben. O yüzden de, ama şunu söylemekte fayda var. Evet, kadına şiddet oranları çok yüksek. Yani tahmin edemeyeceğiniz boyutta, belki de Türkiye'deki, dünyadaki tüm kadınlar, dünyanın belki bazı yerlerinde daha azdır ama Türkiye'deki tüm kadınlar şiddet görüyor. Evet, maalesef hocam. Hocam, BİTİS'teki yaptığınız çalışmalardan da bahsetmek istiyorum ben biraz. Ya, izleyicilerimizi de bilgilendirelim bu konuda. BİTİS'te şöyle, geçen sene bir çalışma yaptım. Alan araştırmasıydı bu. Aslında şuradan yola çıktı bu çalışma. Bir kadın olarak BİTİS'te rahat hissediyor muyum şehir merkezinde kendimi? Hayır, tedirgin hissediyorum. O zaman kadınlar ne hissediyordan yola çıktım. Kadınlar da rahatsız hissediyor. Ne yazık ki. BİTİS'te kendini sokakta güvende hissediyorlar ama yani kadınların verdiği cevaplar üzerinden söylüyorum. Kendini güvende hissediyor ama gece dışarı çıkmıyor. Yani ben diyor zaten 5'ten sonra dışarı çıkmam. O yüzden de kendimi güvende hissediyorum. Peki çıkmak istesen istemem gibi bir algı var. O yüzden kendilerini güvende hissediyor çıktı. Ama mesela şehir merkezinden çok şikayetçilerdi. Şimdi yıkılıyor oralar. Evet. Bizim çalışmamızın mı sesini duydular, o planlarda mı vardı onu bilmiyorum. Şehir merkezindeki o çay ocaklarından, kahvehanelerden, onların önünden geçmekten çok fazla rahatsız olduklarını söylediler. Düşündüm, evet, ben de rahatsız oluyorum. Mutlaka kaldırım değiştiriyordum.
şehir merkezinden ziyade Tatman'ı tercih ediyorlardı bu yüzden. İnterneti, işte kişisel alışverişlerinde interneti tercih ediyorlardı. Ya da işte erkeklerden bu konuda yardım istiyorlardı. Onun dışında kadın görünürlüğünün çok az olduğunu gördüm ben Bitlis'te. Evet. Yani Bitlis bir erkek şehriymiş hissiyatı yaratıyor. Sokağa çıktığında şimdi daha fazla ama evet. 2010'da ben geldiğimde özellikle kadın sokakta göremiyorduk. Bu anlamda biraz daha metropolleşmek, kentleşmek belki de gerekiyor. Kadının mesela geçen işte bir toplantıda da konuştuk. Kadının esnaf olduğu bir Bitlis merkezi düşünüyorum ben. Kadınların esnaf olduğu. Düşünsenize ne evet. kadar güzel olur. Kadınların orada yufkacısı var, işte ne bileyim tuhafiyesi var. Çok daha rahat gezebiliriz. Evet. Ya da işte ulaşım, bizim öğrencilerimiz onu çok söylüyor. Ulaşım konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Hem ulaşımın azlığı hem de şiddetle mücadele, tacizle mücadele noktasında, işte kendini güvende hissetme noktasında ulaşımla çok sıkıntılılar. Burada mesela ulaşımdan mesela kadın şoförler olabilir. Kendilerini daha güvende hissedecek. Taksilerden çok şikayetçiler. Bu anlamda bir yaptırım olabilir. Şehirlerde daha fazla bekçi, daha fazla polis olabilir. Evet. Kadınların kendini güvende hissedeceği. Kadınların gidebileceği daha fazla alanlar açılabilir. İşte merkezler gibi değil de işte ne bileyim kadınların bir arada toplanabildiği salonlar, işte ne bileyim dans kursları ya da işte sanatla ilgili herhangi bir şey olabilir. Kreş desteği çok önemli. Çünkü kadınları eve bağlayan şey yaşlı bakımı, çocuk bakımı da. Çünkü onları da üstleniyorlar. Kreş desteği sağlanabilir. İstihdam edilmesi lazım kadınların. Kadın çalışan oranı ne yazık ki Bitlis'te çok az. Eğitim evet, alanında hocam. Kadınların daha fazla olması lazım. Gibi. Yani kadınlar Bitlis'te kentte kendilerini güvende hissediyorlar. Çıktı bizim çalışmamızda. Evet. Ama sonra çıkmıyor. Ama ne yazık ki o ataerkil kodları kendi kendine zaten otokontrolünü sağladığı için ekstra bir güvensizlik hissetmiyordu. Evet. Umarım buradan da yetkililere duyurulur ve bu anlamda adımlar atılır. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Kısa bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. Ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerleyiz değerli izleyicilerimiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, sormak istediğim şey erkeklerden hep söz ettik. Hmm. Erkeklerden biraz ayrılacak olursak kadının kadına yönelik şiddeti hakkında ne söylersiniz? Ya kadın konusu konuşulunca niyeyse hep şey algılanıyor bu. Toplumsal cinsiyet derslerimizde de böyle, feminizm dediğimizde de böyle. İşte feminizm dediğimizde zaten bir erkek düşmanlığı algılanıyor. Erkekler hemen kendilerini savunma ihtiyacı hissediyor. Belki birinci bölümde verdiğim örnekler de öyle anlaşılmış olabilir. Onu da hem düzeltmiş olalım buradan. Evet. Aslında şöyle, bizim bahsettiğimiz şey bir erkeklik ya da erkek problemi değil. Aslında bir erkeklik problemi. Aynı baskıyı, aynı şiddeti erkekler de görüyor aslında. Yani toplumsal olarak kadına verilen öğretiler aslında erkeğe de öğretiler veriliyor. Burada erkekler de bir baskı altında. Yani işte erkekler ağlamaz. Çok insani bir şey mesela ağlamak evet. ama ona diyorsun ki sen güçlü olmalısın, ağlamamalısın. Ya da işte ne olursa olsun sen evi mesela işte bir evde ekonomik sıkıntı varsa atıyorum kira ödenmiyorsa erkeğe işte sen bu evi geçindiremiyorsun deyip ona yükleniyor. Ama orada kadının da aynı sorumluluğu var çünkü bir aile kurmuşlar. Ya da işte erkeksin sen güçlü olmalısın evet. ya da işte dik durmalısın onların hiçbir zaman zayıf olmaya hakkı yokmuş gibi. Şimdi bizim aslında yani benim birinci bölümde de bahsettiğim erkek davranışı değil, toplumsal olarak bir erkeklik davranışı. Bunu kadınlar da yapıyor. İşte sizin sorduğunuz sorudaki gibi.
bu baskıyı, mesela işte gece dışarı çıktığınızda aslında kadınlar da sizi çok fazla yargılıyor, olumsuz etiketliyor. Ya da işte evdeki görevlerini, yani bir evlendirirken kızına anne, işte bak kocandır, döver de sever de, işte itaat et, yemeğini yap, işte benim arkamdan laf söyletme. Evet. Değil mi? Yani aslında kadınlar da o ataerkilliği, o işte ne bileyim erkekliği vurguluyor. Ya da işte ne bileyim gelinine yaptığı, kendi çok fazla şiddet görüyor. Bütün şiddet çeşitlerinden şiddet görüyor. Aynı şeyi kendi kayınvalide olduğunda gelinine yapıyor, kız çocuğuna yapıyor. Burada şunu söylemedim ben, yani o yanlış anlaşılmasın. Erkekler bize eziyor, şiddet gösteriyor gibi bir şey değil. Bu erkeklik zihniyeti. Kadınlar da uyguluyor bunu. Ne yazık ki erkekler de uyguluyor bunu. Diğer taraftan çok saygılı, kadına çok hassas davranan benim 3 abim var mesela. Ben 3 abiyle büyümüş bir tek kız kardeşim. Çok hassas, çok ince davranan, işte kız kardeşini çok değerli gören ya da işte karısına çok değerli hissettiren kişiler var. Ki bir erkek çocuğu annesi olarak da kendi çocuğumun da mesela öyle olması için yetiştirmeye çalışıyorum. Ama mesela ben çok fazla bu işin içinde olduğum için şiddete karşı savaşan, işte bu şönimlerde görev yapan, sosyal hizmetlerde görev yapan, kolluk güçlerinde görev yapan, şiddete karşı savaşan çok fazla da erkek var. Evet. Onların da hakkını burada yememek lazım. Onlar da çok ciddi anlamda mücadelemize destek veriyorlar. Ama işte o erkeklik dediğimiz, yani aslında işte toplum bize diyor ki sen kadınsın, şöyle 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 davranmalısın. Sen erkeksin, böyle 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 davranmalısın. Burada iki tarafta aslında o kalıp yargılara sokuluyor. O kalıba sokulmaya çalışıyor. O iki tarafta o kalıba sokulduğu zaman ikisi de aslında ezilmiş oluyor. Burada kadının daha fiziksel güçsüzlüğü, işte ekonomik güçsüzlüğü olduğu için kadına yönelik şiddeti biz daha fazla konuşuyoruz. Çünkü oranlar çok daha yüksek. Ama tabii ki de erkeklerin de bu duygusal şiddeti çok fazla gördüğü. Yani mesela işte evin de karısının işte duygusal şiddetine, psikolojik şiddetine maruz kalabiliyor. Ya da işte sokakta aynı şekilde buna maruz kalabiliyor. Bunlar da aslında hani bir hep söylüyorum ya, yani şeyde sosyolojide, literatürde kadın çalışmalarıyla erkeklik çalışmaları paralel gider. Evet. Çünkü tek taraflı değildir hiçbir problem. Demin ilk başta da söylediğim gibi çok yönlü, hiçbir zaman tek taraflı değil. Erkek daha görünür olduğu için göze batıyor aslında. Çünkü kamusal alanların yöneticileri erkekler, belediyelerde erkekler var, işte ne bileyim bütün yönetim kadrolarında, üniversitelerde, yani onlar daha görünür, daha dışarıda. Çünkü kadın ev içinde, mesela şunu söyleyeyim, pandemi sürecinde kadına yönelik şiddet çok, aile içi şiddet çok fazla arttı her ikisinde. Evet. Çünkü bir aslında toplumsal, gizli bir toplumsal sözleşme var. Erkek işe gider, kadın evde. Aslında kadın da işte erkek işe gittikten sonra orada bir kraliçeliğini ilan edip, evet, istediği diziyi izleyip, istediği programı izleyip, komşularını davet edip orada kendi alanını, özel alanını kendi dizayn eder. Şimdi erkek bütün gün evde olunca ayağımın altında dolaşma, bu alan benimdi tartışmaları çıktı. Aile içi şiddet çok fazla arttı çünkü çocuklar da evdeydi. O hırgür, yani sadece akşamları 2 saat olup sonra uyumaya gidilen ortam, bütün gün herkes birbiriyle yüz göz oldu aslında. Evet. Buradan baktığımızda pandemi sürecinde şiddet niye arttı? İşte şiddet bu yüzden arttı. Ama bu sadece şeyle açıklanamaz, işte kadın evde, erkek de eve geldi, erkek kadına şiddet gösterdi değil. Böyle örnekler çok fazla. Ama bir taraftan da ya gündüz ayağımın altında dolaşma diyen kadın şiddeti de var. İşte çok fazla psikolojik şiddet ya da işte ne bileyim başka türlü şiddet ya da işte işsiz kaldığı için eve gelen erkek. Burada da biraz böyle günah çıkartma gibi oluyor ikinci bölüm ama yani pandemi sürecindeki o şeyi gördük biz. O ailenin bir arada olma noktasında o toplumun biçtiği rollerin nasıl tepe taklak olduğunu ve bunun nasıl bir sonuca ulaştığını gördük. Çünkü toplumsal olarak baktığımızda hepimiz bir gizli anlaşma yapmış
bulunuyoruz. Evet. İşte demin de söylediğim gibi işte evi geçindirmek birincil görev olarak erkeğindir. İşte ne bileyim çocuk yetiştirmek kadınındır. Yani bunları kırmak gerekiyor. O ayrı ama gizli bir sözleşmemiz var. Yani atıyorum mesela şeye şaşırıyoruz. Evde priz tamir edileceğinde tornavida eline alıp prizi tamir eden kadına şaşırıyoruz. Çünkü bize öğretimiz neyi öğretti? Erkek tamir eder. Evet. Ama diğer taraftan hamur açan erkeği de yargılıyoruz. Çünkü kadın hamur açar. Annemin işi o diyor evet. Mesela çocuk. Biz bunları yani işte yok etmeliyiz. Erkeklik iş dikmeli, kadın tamir yapmalı, işte ne bileyim arabanın bakımını yapmalı, evet. Sanayiye gitmeli. Şimdi bunların hepsini paylaşırsak aslında hayatı paylaşmış oluyoruz. Diğer türlü bütün kamusal alandaki yani sokaktaki işleri erkek üstlenip evdeki işleri kadın üstlendiğinde kadın ne yazık ki özel alana hapsolmuş oluyor. Erkek de özel alanda kendine ait hissetmiyor. O da kamusal alanda var oluyor. Şimdi oradan baktığımızda mesela ben öğrencilere hep şunu soruyorum. Eviniz satılacak. Tapuya kim gider? Ya da elektrik faturası ödenecek. Kim gider? Hep evet, baba gider değil evet, mi? Baba gider. Ya da işte ama diğer taraftan evde yemek yapılacak akşam ilk kim kalkar? Hani baba belki gelir yardım ama kim kalkar? Çünkü biz bunları kendi içimizde bunun üzerine ne kadar çalışıyor olursak olalım. Kendi içimizde o evin mesela bir misafirliğe gittiniz. Ev kirli. Evet. Ne yaparsınız? Erkeğe dönüp ya sen bu evi niye temizlemedin? Böyle evde oturulur mu? Demezsiniz. Ya bu evde de hiç mi kadın yok? Elin bez mi görmüyor? Denir. Evet. Yani şimdi orada tekrar edeyim bir erkek suçlaması değil bir düşünce yapısı, bir erkeklik suçlaması var. Bunu kadınlar da yeniden üretiyor ne yazık ki. Kadınlar da o ataerkil erkek düşüncesini çocuklarına mesela işte diyor ki sen erkeksin. Değil evet. mi? Çocuğunu yetiştirirken. Çocuklarına empoze ediyor. Çocukları ne oluyor? Daha sonra büyüyor. Yani orada ne yazık ki her iki cinsiyette erkekler de kadınlar da belli kalıp yargılar içerisinde sıkışıp kalıyorlar. Ve karşılıklı iletişimi kuramıyoruz. Karşılıklı iletişim kurup ya neden ben hamur yoğuramıyorum ya da neden ben priz tamir edemiyorum dediğimiz anda bence daha yaşanılması bir dünyaya dönüşecek. Hocam çok teşekkür ederiz. Medyanın şiddet üzerindeki etkisinden de bahsedelim hocam. Ya medya, işte yine pandemi sürecine geleceğim. Özellikle pandemi sürecinde hepimizin eli, ayağı, kolu, bacağı her şeyi oldu. Evet. Eğitimimiz orada, ekonomik işte alışverişlerimiz orada, işte ne bileyim tüketim ihtiyaçlarımızı oradan karşıladık. Arkadaşlarımızla oradan görüştük, oradan sosyalleştik. Yani hepimiz aslında elinde bir ekranla yaşayan insanlara dönüştük. Bu bize şunu gösteriyor, aslında hayatımızın ne kadar etkilediğini gösteriyor. Evet. Eskiden işte geleneksel medya, televizyondan bahsedilirdi. Geleneksel medya dendiğinde televizyon işte, mesela televizyon öldüren eğlence diye bir çalışma vardır. Televizyonun günlük hayatımızdaki etkisini görüyorduk. Ama şu anda daha da yani televizyon için biz gidip karşısına oturmamız gerekiyor ve ona bir mesai harcamamız gerekiyordu. Ama şu anda yolda yürürken bakıyoruz, evet. İşte ne bileyim nefes alırken her dakika elimizin altında. O yüzden de medya hayatımızı tabii ki de daha çok etkiliyor. Bence medyanın da madem medyadan eğitilebiliyoruz, uzaktan eğitimle bunu gördük. Madem medyadan eğitilebiliyoruz, o sanal ortamlardan eğitim alabiliyoruz, uzaktan eğitim yapabiliyoruz. O zaman diğer taraftan bakıp işte kadın konusunda da, toplumsal cinsiyet konusunda, şiddet konusunda da medyaya çok büyük görevler düşüyor. Demin zaten birinci bölümde söylemiştim, çizgi filmler çok fazla şiddet içeriyor. Şimdi kendi çocuğum olduğu için de biliyorum. Ayıklamaktan bir hal oluyoruz. Evet. İşte diziler çok fazla şiddet içeriyor. Yani dizilerde işte ne bileyim ya kadın şiddet görüyor ya tecavüze uğruyor ya başka bir şey. Yani o kadar çok sadece kadın da değil işte o erkeği mesela işte o mafya vari dizilerdeki o erkek tiplemesi aslında bir rol model. Evet. İşte
Ya bir de etkileniyoruz mesela işte Kurtlar Vadisi'ndeki çakır gibi gezen insanlar vardı. Evet. Çok fazla etkiliyor bizi. Ya da işte ona cenaze düzenleyen insanlar vardı. Onun gibi giyinmek, onun gibi olmak, onu rol model almak çok fazla şu anda. O yüzden diziler bu anlamda çok önemli. Ve ne yazık ki dizilerimizde şiddetsiz, yani çünkü bir şeyi izlettiren şey şiddet. Cinsellik, değil mi? Evet. Yani ya da kavga maalesef. Gibi, yani başka daha genel olarak konular öyle hocam. Öyle olunca aşk bir de romantizm. Öyle olunca ne oluyor? Devamlı bu pompalanıyor. Çünkü dizinin devamlılığı bir ekonomik de getiri yani kanallar için. Oradan baktığımızda hep bu pompalanıyor. Ama işte burada bir denetim mekanizması, yani rutin daha hassas davranarak bir denetim mekanizması da kurması lazım. Onun dışında haberler, yani geçen şunu fark ettim, 30 tane haber verildi bir kanalda. Bu 30 tane haberin 28 tanesi şurada çatışma çıktı, şu şunu bıçakladı, şu şunu öldürdü, bu bunu şu yaptı. Yani başka hiçbir şey tartışmadık. Bunu işte bu kadar çok pompalamak hem bunu normalleştirmek hem de bunu gündelik hayatta aramak anlamına da geliyor aslında. Bu çok ciddi bir sıkıntı. Gündüz kuşağı kadın programlarının çoğunda ne yazık ki Müge Anlı diye bir gerçeklik var bu ülkede. Evet, bir taraftan ibret verici bir şekilde adım atıyor ama diğer taraftan örnek oluyor. Mesela ben bir şeyde, programda şunu gördüm. İşte atıyorum, birini öldürdüğünüzde üstüne işte hayvan gübresi attığınızda 3 ay sonra onun cesedini bulamazsınız. Ben bu bilgiyi niye biliyorum? Evet. Yani bir yandan da aslında sana yol da gösteriyor. Farkında olmadan bilinçaltına işliyor. Burada biz işte dediğim gibi bir şeyi çok fazla görmek, onu normalleştirmemize neden oluyor. İşte bu kadın programlarının da bu anlamda daha kontrol altında olması lazım. Ne kaldı ki geriye? Yani futbolda zaten savaş evet. çıkıyor. İşte ne bileyim, yarışma programlarında kavga edilmeyen gün yok. Yani yemek programı diye açıyorsun ama çatışmalar var. Evet. Çok ciddi ses yükseliyor. Bunların hepsine baktığımızda bu geleneksel medya. Yani orada hadi sesi olsun diye açtığımız şey. Sosyal medyaya baktığımızda sosyal medyada da aynı şekilde mutlaka evet fiziksel bir şiddet belki görmüyoruz geleneksel medyadaki gibi ama atıyorum biri bir fotoğraf koyuyor onun altına bir sürü küfürler, yorumlar, hakaretler. Bu da bir aslında şiddet. Bu da bizi çok tahrip ediyor. Çünkü orada mesela hakaret edebileceğini düşünüyor insanlar. Çünkü bunun bir karşılığının olmadığını düşünüyorlar. Buna baktığımızda işte sosyal medya dedik, bu kablolu TV'ler, işte ne bileyim sanal platformlardaki diziler, bunların hepsi aslında ne yazık ki bize şiddeti normalleştiren, şiddeti her dakika gösteren, her dakika gözümüzün, beynimizin bilinçaltımıza yerleştiren şey. O yüzden de medyaya bu konuda çok ciddi, ya son dönemlerde siz de fark etmişsinizdir belki, kadına yönelik şiddet noktasında çok fazla dizi çıktı. Evet. Yani işte bu psikolojik, psikiyatristlerin danışmanlığında yapılan diziler. Ama işte orada şunu tam anlayamıyorum. Mesela işte bir dizideki kadına yönelik şiddet. Şimdi bunu görmek, ya bu olmasın deyip bunu normal etkiliyor mu? Yani biz buna karşı bilinçleniyor muyuz? Yoksa aa bak böyle bir şey oluyormuş deyip normalleştiriyor muyuz? Yani artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz. Evet. Bu çok çok sıkıntılı bir süreç. Yani şehit haberlerinde de ben hep aynı şeyi söylerim. Biz artık şaşırmıyoruz. Yani işte atıyorum kadına yapılan eziyete şaşırmıyoruz. Erkeğe kodlanan koda şaşırmıyoruz. İşte atıyorum babasının oğlunu öldürmesine ya da annesinin kızını öldürmesine şaşırmıyoruz. Sevgilisiyle birlikte çocuğunu öldüren kadına şaşırmıyoruz. Yani biz artık şaşırmıyoruz. Bence bu kırılmanın önemli bir noktası ve bu medya yüzünden oluyor. Artıları da var mutlaka. Bilinçlenmemizi de sağlıyor. Birçok şeyi, yani işte makalemizi oradan okuyoruz, bilinç oradan videoları izliyoruz. Evet. Bizi bilinçlendiriyor da. Ya burada da işte medya okuryazarlığı çok önemli. Fayda olan şeyi nasıl alacağız, ne kadar alacağız? Bunu işte hep ilkokullarda zorunlu ders olsun diye bir ara koyuldu. Şu an var mı bilmiyorum.
medya okuryazarlığı noktasında çok önemli bir seçicilik gerekiyor ve bir filtre gerekiyor. Yani bütün medyaya bir filtre gerekiyor bize ulaşmadan önce. Teşekkür ederiz hocam. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Ya toplumsal cinsiyet eşitliği aslında biraz bahsettim. Hani kavramsal olarak olmasa da. Şimdi biz çocuklar dünyaya geldiği anda onlara belli roller biçiyoruz. Yani biyolojik cinsiyetten farklı bir cinsiyet. Biyolojik cinsiyet işte doğduğunda bakıyorlar kız çocuğu ya da işte anne hamileyken bakıyorlar erkek çocuğu. Biyolojik cinsiyetten bağımsız olarak biz ne yapıyoruz? Kız çocuğuna farklı anlamlar yüklüyoruz, erkek çocuğuna farklı anlamlar. Kız çocuğuna hangi oyuncağı alıyoruz? Bebek alıyoruz, tencere takımı alıyoruz, süpürge alıyoruz. Erkeğe araba alıyoruz, işte ne bileyim silah alıyoruz. Sen zaten oradan başlıyorsun. Daha bebek doğmadan işte kız çocuğunun odasını pembe, daha yumuşak renkler, erkek çocuğunun daha sivri uçları olan mavi renk gibi bir rengi. Sen renklerin cinsiyetine göre zaten kodladın, oyuncakları kodladın. Çocuğu, mesela erkek çocuğu bebekle oynayan anneler çok tedirgin oluyor ya da kız çocuğu arabayla oynayan anneler çok tedirgin oluyor. Çünkü biz bunu kafamızda kodluyoruz. Bu onların biyolojik cinsiyetinden farklı. Kim söylemiş ki erkek cinsiyeti mutlaka arabayla oynamak zorunda? Hayır, belki bebekle de oynayacak. Evet. Biz ne oluyor? Bunu baştan kodluyoruz. Ona belli roller veriyoruz. Diyoruz ki işte sen şöyle davranmalısın, şöyle olmalısın, şunu giymelisin. İşte mesela biz bir gün eşim pembe bir gömlek giymişti. Teyzenin bir tanesi yolda çevirdi. İyi de bir çocuğa benziyorsun ama o gömleği giymeseydin keşke. O renk giyilir mi? Erkek çocuğusun sen diye böyle. Yani yolda çevirdi teyze. Evet. Hiç tanımıyoruz. O yüzden kodlar var. Yani hayatımızda kodlar var. Sonra ne oluyor? İşte araba kullanmak. Erkek çocuğu araba kullanır. Ama kız çocuğu annesine yardım eder. İşte mesela işte sofra hazırlanacak. Hadi kızım kalk annene yardım et diye kodlar var. Sonra eğitime gidiyoruz. Okula başlıyoruz. Okul kitaplarında bir erkeklik, kadınlık veriliyor. Annelik vurgusu veriliyor, babalık vurgusu veriliyor. Okulda da sen o kodları alıyorsun. Ondan sonra iş hayatına giriyorsun, orada devam ediyorsun. Ve sonra sen zaten kendi çocuğunu anlatarak bunu, bu döngüyü sağlıyorsun. Bu kadınlıktan ve erkeklikten farklı olarak bizim topluma öğrettiğimiz şeyler. Biz toplum olarak, biz çocukluktan, anne karnından büyüyene kadar bireye diyoruz ki sen kadınsın, şunu 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 yapabilirsin, şunu 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 yapamazsın. Sen erkeksin, aynı şekilde sen de bunları yapabilirsin, bunları yapamazsın diye biz kalıp yargıları onları koyuyoruz. Buna biz toplumsal cinsiyet diyoruz. Evet. Yani aslında biyolojik olarak, hormonal olarak kadınlıktan veya erkeklikten farklı olarak sana toplumun verdiği roller, görevler, bunları biz toplumsal cinsiyet diyoruz. Toplumsal cinsiyet denmesinin nedeni kadını, işte kadın hassas, hep şey olur ya, işte kadın duygusaldır ve hassastır. Evet. O yüzden kadın yönetici olmamalıdır gibi bir şeye çıkıyor. Baktığımızda kadına şiddete ve kadının yükselmesini engelleyen bir şeye dönüşüyor bu biyolojik gereklilik. İşte kadın duygusal olduğu için şunu yapmamalıdır gibi. Burada işte toplumsal cinsiyet bunu söylemiyor. Yani biz şunu söylüyoruz sosyolojide, toplumsal cinsiyet aslında bunu söyleten. Kadının duygusal olması onun yönetici olmasına engel değil. Kadının ya da erkeğin duygusallıktan daha rasyonelliğe, yani daha akılcı davranması onun yönetici olmak zorunda değil. Yani erkeğe bunu yüklerken kadına da bunu yüklüyoruz. Toplumsal cinsiyet aslında biyolojik cinsiyetten bağımsızdır ve toplumların tarihsel sürecinde gelenekleriyle oluşur. Evet. Ve biz üretiriz bunu. Çocuğumuza yeniden üretiriz. O çocuğuna yeniden üretir. Bunun sizin hormon seviyenizle, duygusallığınızla ya da işte bedeninizle, gözünüzün rengi, saçınızın rengiyle hiç ilgisi yok. O yüzden biz biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı çok net yapıyoruz ve bizim tartıştığımız şey, bir işte demin de söyledim ya, kadınlık ya da erkeklik değil. Evet. Erkekler şöyle değil. Zihniyet, tamam. Bu toplumsal cinsiyet anlamında erkek gibi düşünen ya da işte bizim erkek dediğimiz ataerkil düşünen kadınlar da var. Evet. O yüzden bu tamamen bir zihniyet problemi. Tamamen zihniyet temelinde çözülmesi gerekiyor. O yüzden bizim derdimiz biyolojik cinsiyetlerle değil, tamamen toplumsal cinsiyetlerle. Teşekkür ederiz hocam. Programımızın sonuna yaklaştık. Son olarak kadınlarımıza eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani
aslında başından beri söylüyorum. Lütfen kendilerine değer versinler. Yani benim en büyük isteğim bu. Kendilerinin gücünün farkında olsunlar. Her şeyi yapabilirsiniz. Her alanda her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Çünkü dediğim gibi siz çocuk yetiştiriyorsunuz. Evet. Evi çekip çeviriyorsunuz. Hepsini başarabilirsiniz. Kendinize güvenin. Lütfen şiddeti tanıyın. Şiddete karşı mücadele edin. Şiddete karşı durun. Bu komşunuzda da olsa, oğlunuz da yapıyor olsa, işte ne bileyim, kendinizi de bir sorgulayın. Acaba siz gelininize yapıyor musunuz? Çocuğunuza, arkadaşınıza yapıyor musunuz? Bir durun. Bunu biraz empati kurun. Kendinizi o kişinin yerine koyun. Evet. Şiddet görüyorsanız mutlaka yardım alın. Bir kereden bir şey olmaz demeyin. Bunun devamı mutlaka gelir. Sizi de bir haber başlığında görmeyelim. Eğitim. Kız çocuklarını mutlaka okutun. Mutlaka eğitimini gidebildiği yere kadar, üniversiteye kadar, belki sonrasına, master'ına kadar. Ekonomik bağımsızlığı olsun. Sonra yine evlenir, yine çocuk yapar. Ama o zaman evde daha farklı algılanır. Yani dediğim gibi değerlerini hissetsinler. Toparlamak gerekirse bu kadar. Teşekkür ediyoruz hocam. Bizleri kırmaya buraya geldiğiniz ben için tekrardan ederim. Çok teşekkür ederim. Bu konuyu işlediğiniz için umarım faydalı olmuştur. Biraz aydınlatıcı olmuştur. Olmuştur hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir kusurumuz olmuşsa affola. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.